İsmim Fevzi Korkut Ata. Ben yani bir 18 yıldır Java ile uğraşıyorum. Yani Java'da gerçekten birçok guru var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Ben işin daha çok JVM tarafındayım. Yani ilk kodlamayla başladım, sonra Java Virtual Machine'e geçtim. Yani benim aslında uzmanlık alanım problem çözmek. Yani son 10-15 yıldır problem çözüyorum. Bir yerde eğer böyle çözülemez bir problem, performans problemi olduğunda, işte 100 milyon transaction'dan bahsettiğimizde, bir şekilde bizi buluyorlar. Biz de ekiple beraber gidip bir çözüm sunuyoruz. Voltred'de çalışıyorum. Bu arada şey var mı bilmiyorum. Voltred'de çalışıyorum. Voltred'de CTO görevini üstleniyorum. Teknik bir yöneticiyim. Hands-on bir yöneticiyim. Hala kod geliştiriyorum. Middleware alanı benim uzmanlık alanım. VLSDM diye bir tane ürün yazdık. 2013 yılında o ilk çıktı ortaya. Aslında tam production olması 2015. Aslında 7 yıldır da hayatımızda. Bu VLSDM WebLogic Smart Dashboard and Monitoring ürünü aktif olarak hem community leader'lığını üstleniyorum, hem de ürün yöneticiliği, teknik product manager'ım. Oracle Ace'im. Oracle Ace nedir? Oracle'ın teknolojiye yön veren kişilere vermiş olduğu bir title. 2015 yılında Oracle Ace'in tamamen uzmanlık alanım middleware ve SOA. Middleware ve SOA nedir diye merak edenler varsa sunumdan sonra bana ulaşabilir. Hem OCP hem de VMware tarafında VCP'yim. Şimdi kendimi anlattıktan sonra biraz bugünden bahsedeceğim. Benim sunum iki bölümden oluşacak. Biraz böyle ayakta aktif bir şekilde anlatacağım. Burası pratik kısmı, pardon, teorik kısmı. Teorik kısmı bittikten sonra pratik kısmı olacak. Bayağı açacağız. Kodları göstereceğiz. JFR alacağız. GMC'yi göstereceğiz. Kendi yazmış olduğumuz VLSDM ürününü bahsedeceğiz. Veya interaktif olabilir. Sorular sorabilirsiniz. Cevap verebiliriz. Sonu da beklemeyebiliriz arkadaşlar. Ama ben onu idare etmek durumundayım. Java Flight Recorder, Java Mission Control nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Bunların tarihinden biraz bahsedeceğim. Tarih gerçekten önemlidir. Yani aramızda yeni teknolojiye dahil olmuş insanlar var. Evet, her zaman en son versiyondan başlıyoruz. Doğrudur. Ama biraz uzmanlaştıktan sonra bence herkes böyle biraz bu işin tarihine bakmalı. Tamam, ben bu Java 17, şu an Java 17 genelde aktif. Öğrendim, doğru. Ama bu Java 17'ye nasıl gelinmiş? Yani bunun biraz teorini bile okumanız, araştırmanız çok faydalı. Ondan bahsedeceğim. OpenJDK ve JFR. JFR'da neler yeni, GMC'de neler yeni, bunlardan bahsedeceğim. Ve iki tane demom olacak. İşte performans monitoring, yüksek trafik olan uygulamalarda ve yine canlı Java uygulamalarında nasıl monitör ederiz, nasıl izleriz, nasıl troubleshooting yaparız, bundan bahsedeceğim. Aramızda hiç ben JFR duymadım diyen var mı? Ya biraz dediğim gibi interaktif olacak. Bir kişi mi? O zaman bakın teknik sorular gelecek, ona göre yani bilmiyorsak bilmiyorum diyelim. Tamam, varmış. Ben o yüzden isabet oldu bu slide. Hani çok da yabancı kalmayacaksınız. Çok güzel bir isim. Gerçekten hani kim çıkarmışsa onun da ismini vereceğim ama Flight Recorder, hani uçuş kaydı olur ya, yani Allah muhafaza, yani uçaklar sonuçta düşüyor. Çok hani kara kazalarına göre, karayolu kazalarına göre düştüğümüzde çok çok düşük, ama düşüyor. Ama işte düştükten sonra ilk başvurulan yer kara kutu. Kara kutu diye düşünebilirsiniz. Java Flight Recorder, JFR. Siz o anlık resmi bütün detaylarına göre alan bir yapı. Hakikaten bu tool işin collect kısmı, yani data kısmı. Kendi bir formatı var. JSON olabilir, XML olabilir, bir database olabilir. Çok önemli değil. Bu object notasyonuyla sürekli JVM'den veri toplar. Veri toplar ve bu veriyle o anki sürekli, yani çalışan bir proses sonuçta. Biz JDK'yı aldık, kodumuzu yazdık. Yazdıktan sonra yapacağımız şey nedir? Derlemek, değil mi? Derlediğimiz kodu ne yapıyoruz? Alıyoruz bir komutla, bunu java-jar bir şeyler diyoruz. Ondan sonra bir proses ayağa kalkıyor. İşte orada hikaye başlıyor. Ona JVM. Ben genelde işe alım sorularında, mülakatlarında bunu çok sorarım. JRE, JVM, JDK arasındaki fark nedir?
İnanın böyle uzun tecrübeli kişilerden de bazen cevap alamıyorum. Bir diğer sorum da genelde Java Standard Edition ile Java Enterprise Edition arasındaki farklar nedir? Hele bu soruya 5 yıllık Java'cıdan bile cevap alamıyorum. Şöyle soruyorum, Java Enterprise Edition ile Java Standard Edition versiyon notasyonu nedir? Yani nasıl numaralandırılır? Şimdi versiyonlama, numaralandırma çok önemlidir yani. Bunlar yine önemli. Jakarta Enterprise Edition diye bir şey var. Bilmiyorum takip edeniniz vardır. Mutlak takip edilmesi gereken bir proje. Bu da böyle bir şey. Bu kısaltmaları oldukça iyi bileceğiz. Aslında ne yapıyor JFR? JVM'deki datayı collect ediyor ve bu datayı birilerinin yorumlaması için aslında bize bir kaynak fail oluşturuyor. Bu kaynak fail kim bunları okur arkadaşlar? SRE yani Site Reliability Engineer'lar. Java'nın bir uygulaması var. Siz developerlar yazdık bir uygulamayı değil mi? Yazdıktan sonra bunu production'a teslim ediyoruz ve üzerinde günlük 50 milyon transaction. Siz bunu yönetmiyorsunuz ki. Siz bunu ops kısmına bırakıyorsunuz. Dev ops değil mi? Dev bitti, ops kısmı. Ha, sıkıntı olur. Bazen sizin yazdığınız kodda bir leak vardır, problem vardır. O zaman Site Reliability Engineer size gelir ve sizden problemi çözmenizi bekler. Peki Furkan arkadaşımız başta söyledi değil mi? Dedi bazen dedi bana bir problem geliyor. İşte problem var, hata var. O hatayı detaylandırması gerekir SRE'nin. Yani ben zaten böyle sokaktan çıkan vatan, yani kaldırımdan geçen vatandaşı aldık geldik, ekranda hata var değil mi? Onu o da söyleyebilir ki. Yani o yüzden dev ekibi ve ops ekibi böyle çok iç içe olması lazım. Zaten bu notasyon da biraz buradan gelmiştir. Yani bu buzzwords, devops kelimesi çok fazla bu arada bu devops kelimesi yanlış kullanılıyor şu an LinkedIn'de vesairede. Ama bu devops'un çıkış noktası burada. Yani bu ops ekibiyle dev ekibinin sürekli iç içe olması. Hiçbir zaman tam anlamıyla bir ayrıştırma olmayacak. Yani bir kişi ben çok iyi developer'ım, aynı zamanda çok iyi operasyoncuyum diyemez, teknik olarak mümkün değildir. Çünkü tamam yazmış olduğu bir kod vardır ama bu kodun işletilmesi operasyonuncunundur. Eğer yok ben developer olarak aynı zamanda gidip ops da yapacağım, bunun işte performans problemi, sistem down oldu gidip bunu açacağım derse peki kodu kim yazacak? Business'i kim yazacak? Yani ikisinin aynı anda yürüme ihtimali yoktur büyük projelerde. Ama bu ikisi DevOps kelimesi iç içe olan çeşitli skill'ler gerektiren ve bu skill'ler evet know-how'unuz var, bilginiz var ama görev tanımı farklıdır. Görev tanımı DevOps olamaz arkadaşlar. DevOps bir yaklaşımdır. Bu konuda da bir bilgi vermiş olayım. Şimdi JFR'ı anladık. JFR neydi? Bu benim JVM'deki snapshot'ımdı. Yani o anlık resmi çekiyoruz. O anlık fotoğrafı çekiyoruz. Peki ben bu fotoğrafı çektim. Nasıl bunu okuyacağım? Yani gidip böyle bir XML dosyasını atıp gözle bunu anlayamayız değil mi? İşte bunu çok iyi anlamamız için JMC dediğimiz Java Mission Control, JDK Mission Control dediğimiz çok güzel bir tool var. Bu önceden OpenJDK'nın içinde çıkardı ama ayrıştırıldı ve haricen bir projelendirildi. Download edilebilir halde OpenJDK'ya teslim etti. Oracle son zamanlarda oldukça cömert olmaya başladı. Önceden her şeyi arkadaş bu benim. Java benim. Biliyorsunuz Java'nın sahibi Oracle. Neden? Sun mikrosistem firmasını satın alarak o TM yani trademark dediğimiz o kelimenin sahibi Oracle'dır. Oracle ama bunu artık ben daha fazla paylaştıracağım. Yani ben bunu artık Eclipse community var biliyorsunuz. Ben buraya devredeceğim bazı yerleri veya GCP dediğimiz Java Community bir konsorsiyumdur. Bazı yerleri buraya devredeceğim dedi. Gerçekten daha cömert. İşte bu JMC bizim collected data dediğimiz JFR içinde uzantısı .jfr'dır. Bu datayı açıp bize kolayca böyle fancy bir şekilde böyle güzel ikonlu, grafikli hatta ve hatta live olarak gösteren bir tool. Bu kadar. Yani ben JFR'la veriyi topluyorum. Topladığım veriyi de JMC ile bakıyorum. Ama bu JMC'deki veriyi yorumlamak uzmanlık işte. Eskiden biz çok çok daha böyle zorlanırdık. Yani ne tool'umuz vardı ne JFR vardı. Yani JVM'de bir problem tespit etmek vesaire. Ki Java en gelişmiş programlama dilidir monitoring konusunda. Neden sizce? Yani
Birçok işte Python var vesaire var. Hani neden Java en gelişmiş programlama dili diyorum sizce? Cevabı çok basit aslında. JMX. JMX duydunuz mu hiç? Bir protokoldur, Java Management Extension'dır. Aslında Java'nın kültürü çok güzel. Yani Java şunu diyor. Diyor ki sen bir Java ile kod yazdıktan sonra bile bunu JMX ile destekleyebilirsin. Yani birisi onun çalışma mantığına bakıyor ama birisi de o an threadleri nasıl kullanıyorsun, JVM'i nasıl yönetiyorsun vesaire bu bilgileri de JMX'ten alır. JMX aynı zamanda kendi protokolü vardır. Siz herhangi bir JMX client ile bu bilgiyi alıp görselleştirebilip sunabilirsiniz. İşte bunu Java Machine Control yapıyor. Nasıl? Güzel gidiyor muyuz arkadaşlar? Keyifli mi? İnteraktif olabilir. Dediğim gibi lütfen şey yapın. Ben böyle yani böyle çok eğitim vermiş, çok nasıl desem, tecrübeli biriyimdir. Yani öyle bu sunumlara da böyle ilk defa vesaire vermiş yok. Ama inanın pandemiden sonra böyle bir ortamda olduğum için çok keyifliyim yani. Umarım devamını getiririz. Hep beraber birçok etkinlikte. Siz konuşmacı olursunuz, ben dinlerim. Yine başka etkinliklerde buluşuruz. O yüzden Java Day ekibine buradan teşekkürlerimi tekrardan sunmak istiyorum. Bakın ne demiştim? Tarih önemli. Yani bu JFR'ın, JMS'in tarihi nedir? Yani nereden geldi? Bakın ilk Java Flight Recorder aslında AVM dediğimiz, Appeal Virtual Machine dediğimiz bir İsveç firması ki Oracle'ın İsveç'te hala önemli bir GraalVM duyanınız oldu mu? GraalVM. Avrupa'da geliştiriliyor mesela. Oracle'ın ürünü ama Avrupa'da gelişiyor. İşte bundan dolayı bakın çok çok eskiden böyle AVM dediğimiz bir tane firma ilk bunu yazıyor. Hani JVM'e alternatif olarak JRocket diye bir tane diyor ki ben mevcut Java JDK'yı beğenmiyorum diyor. Ben diyor JRocket JVM yazacağım diyor. Bir de JRocket Development Kit yazacağım diyor. Ve gerçekten de yazıyor ve şöyle hani base alıyor JDK'yı, onun üzerine redistribution yapıyor ve ekstra feature'lar geliyor. İşte orada Java Flight Recorder çıkıyor. İlk BA diye bir firma var, Amerikan firması, Oracle WebLogic'in sahibi. Oracle WebLogic OpenJDK'dan çıkıp ben diyor ki AVM'in geliştirmiş olduğu JRocket'ı kullanacağım diyor. 2002 yılında BA satın alıyor AVM'i, sonra 2008 yılında Oracle da BA'yı satın alıyor. Oracle BA'yı satın alarak hem JRocket'ın sahibi oluyor. Gerçekten inanılmaz bir hamle. Çok yani ben şunu söyleyeyim. O zamanki tarihe göre şimdiki rakamlar çok yüksek. Yani bildiğiniz böyle yok pahasına satın almıştır yani Oracle BA'yı. Ve yapmış olduğu en stratejik satın almadır. Çünkü Oracle 2008 yılında BA'yı satın aldıktan sonra bütün Java ile geliştirmiş olan uygulamalarını Oracle WebLogic üzerinde çalıştırdı. Yani Java Enterprise Edition yaptı bunu. Sonra bakın 2008 yılında doğal olarak Java Machine Control ve Java Flight Recorder Oracle'ın oluyor. Oracle ama bunu bilmiyor, ne yapacağını vesaire bilmiyor. Tamam ürünü aldı ama ben bunu öldürecek miyim, yaşatacak mıyım? Bu arada kurumlar, rakiplerini, böyle büyük kurumlar aynı zamanda Mergering ve Acquisition adı altında satın alır. Bu bir ticari hamledir bazen, bazen de teknolojik hamledir. Sonra Oracle diyor ki, ben o an çok böyle aktif kullanırdım. Hem OpenJDK'yı kullanırdım hem de JRocket'ı. JRocket production'daydı, biz böyle çok seviyorduk. JDK ile çalışan bütün JVM proseslerimi alıyordum, JRocket'a taşıyordum vesaire. Birden böyle performans artıyordu, GC sürelerim çok iyi hale geliyordu vesaire. Ben acaba diyordum, Oracle ne yapacak? 1.7.40 ile beraber Oracle çok ilginç bir şekilde JRocket'ı öldüreceğim dedi. JRocket'ın feature'larını ama OpenJDK'ya koyacağım. Ama sevdiğim feature'larını dedi. Ve hepsini koymadı. Bunlardan da en önemlisi olan JFAR'ı ve JDK'yı 1.7.40'tan itibaren ilk defa biz o zaman Hotspot JDK derlerdi. OpenJDK değildi. Hotspot JDK'nın yani diğer bir isimle Oracle JDK'nın içine yerleştirdi. Bu sayede 1.7.40'tan önceki Java, JFAR ve JMC yok diye biliyoruz arkadaşlar. Peki, hani sunumun başlığında da vardı. Yani bu Oracle bunu aldıktan sonra nasıl davrandı? Yani yani Oracle'daki JFR ve JMC performansı nasıl?
açıkçası. Biraz ona değinmek istiyorum. Bakın 2018 yılına kadar Oracle, yani bu 2008'den 2018 yılına kadar 10 yıllık boyunca OpenJDK adı altında bunu distribüt etti, teknolojisini geliştirdi, ekipleri sponsor etti, yani dahil etti vesaire, ama hiçbir türlü paylaşmadı. Oracle şöyle dedi, bu benim. Kullanamazsın. Evet, OpenJDK var, ZuluJDK var. İşte sen bunları alırsın, kullanırsın, ama hiçbirisine Java Flight Recorder'ı, GMC'yi koyamazsın. Eğer koyarsam ben bunu lisanslamak durumundayım. Ama Oracle bunu hep yaptı. Yani burada çoğumuz developer aslında, değil mi? Yani operasyon yapan var mı burada? Alper'i biliyorum. Alper neredesin? Tamam. Alper için operasyon yapan var mı? Çok güzel. Bir kişi, gerisi developer. Alper ve sen. Ben ama yalnız değilim. Hani ben de sizinleyim. Doğal olarak hani biraz ağırlığımız var. O bakımdan. Bakın, güzel bir şekilde Oracle 2018 yılında dedi, eğer dedi sen dedi bu operasyoncular bunu production'da kullanırsan dedi, bunun parasını vereceksin yani. Lisanslayacaksın. O yüzden iki tane feature getirdi. Unlock commercial features dersin, bu XX parametreleri vardır JVM'de, değil mi? Onu koyarsın başına, unlock commercial feature dersin. Yani Oracle, bu arada Oracle'da lisanslama, Oracle var olduğundan beri hiçbir şekilde lisans dosyasıyla uğraşmaz. Siz Oracle'ın bütün 3000 küsür tane software'i vardır. Oracle BA'yı satın aldı. Ben o zaman Turkcell'de çalışıyordum. İlk yaptığı şey lisans dosyasını çıkarmak oldu. Yani Oracle diyor ki benim ürünlerimi herkes kullanabilir. Ama diyor ben EULA'mı, yani End User Agreement Level'ımı koyarım internete. Sen o bilgiyi kendin gidip accept edersin. Ama ben lisans falan istemem. O yüzden bu parametreyi ekleterek diyor ki sen bunu production'da kurarsan bil ki bunun ücretini ödemek durumundasın. Ama developer'lara hiçbir zaman para istemedi yani Oracle. Yani bunu sen kod geliştirirken lokalindeki ortamı her zaman kullanabilirsin. Bu gerçekten önemliydi. Yani Oracle'ın developer desteğini vermesi anlamında. Ama Oracle baktı dedi ki ya ben 2018 yılında ben bu GFR ve GMC'yi de OpenJDK'nın içine koyacağım. Hatta ve hatta tamamını %100 kendisi geliştiriyordu ya. Bunun geliştirmesini de herkese, community'ye atacağım. Contribution etmek isteyenlere bir model belirledi. Java Flight Recorder ve GMC diye iki ayrı proje yazdı. Ve bu şekilde gerçekten 2018'de deliver edildi. Ve bakın şu an biz Java'da hangi versiyondayız aslında? JDK 17'deyiz, değil mi? Java 17. Eskiden böyle 1.8, 1.6, 1.5 şeklinde gidiyordu. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bilenler var mı? Çok iyi. Ama artık böyle o 1.8 aslında 8'di yani. Hani JDK'sı 1.8'di, JVM'i 8'di. Bunu ayrıştırdı artık Oracle. Yani isimlendirme artık şöyle oldu. Yani 7'den sonra 8, 1.8 şeklinde, ama 9, 10, 11 artık böyle 1.9 değil de 9, 10, 11 şeklinde. Şu an 17'deyiz ama 11, bakın 7, 6, 7, 8, 11 ve 17 versiyonlarını bileceksiniz. Neden bunları söylüyorum? Bunlar hem OpenJDK'da hem de Oracle JDK'da Long Line Term dediğimiz support adı altında. Yani hem community diyor ki ben diyor JDK 11'e destek veririm. Ama diyor 12'deki, 13'teki feature'larımın hepsi, ama hepsi benim deneme yanılmalarım. Yani lab ortamım. Kesinlikle production tavsiyesi vermiyorum. Ama şu an 11'in altında bir production ortamı varsa sıkıntı. Siz tabii ki de yeni bir projeye başlıyorsanız JDK 11 ve 17 sizin için hedef versiyon olması lazım. Ve projeleri buraya dahil etti ve aynı zamanda OpenJDK ile hem GFR hem Java Machine Controller projesi daha fazla parlamaya başladı. Çünkü neden? Red Hat bunun desteğini vermeye başladı. Yine Jakarta Enterprise Edition ekibi bunun desteğini vermeye başladı. Contribution. Çok fazla Java gurusu vardı, bu projeye dahil olmaya başladı. Datadog dediğimiz bir tane monitoring yapan bir ürün var. Orada Marcus Hirt diye bir arkadaşım var. Aslında bu Java Machine Control ve Java Flight Recorder'ın ta en başından beri olan kişidir. Datadog çok güzel bir transfer yaptı. Oracle'dan bu arkadaşı transfer etti ve ondan sonra o da orada çok güzel Java Flight Recorder ve Java Machine Control projelerinde open source adı altında OpenJDK içerisinde desteğini verir hale geldi. Şimdi historiyi de öğrendik mi arkadaşlar? Yani Java'nın historisi nereden geldi? Bunlar önemlidir arkadaşlar. Yani
teknolojiyi çok iyi biliyorum vesaire. Bunları her ne kadar geç geldikten sonra siz bir alanda ben uzmanım diyorsanız bunun geçmişini bileceksiniz. Hakikaten aramızda Java 17 certified biri olabilir. Ama Java 8'de yani bir feature ilk hangi versiyonda geldi sorusuna cevap vermek önemlidir. İsterseniz o versiyonu hiç kullanmamış dahi olsanız. Bu kadar basit yani. Ama ne oluyor? Yeni başlayanların da şöyle bir güzelliği var. Artık bir alanı öğrendiniz, Java'yı öğrendiniz. 18 gelecek, 19 gelecek. Bu sayede yaşayarak, en keyiflisi de odur. Yani yaşayarak hangi feature ne zaman geldi? İşte React Programming işte Java'da atıyorum. Ondan sonra Null Pointer Exception'da işte bir sürü yeni düzenlemeler vesaire oldu. İşte bunları yaşayarak öğrenmek ise en keyifli kısmı. Birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi kullanımı neydi? Unlock commercial features dedikten sonra bakın flight recording, XX flight recording diyerek işte ben bir dosyada nokta .gfr dosyasıyla bakın bir tane aslında recording'i başlatıyorum. Bu recording ile hani o dedik ya snapshot'ı alıyor. Snapshot'ı. Yani Furkan bahsetti problem var ama o problemi ileten SR'i veya operasyonunu yapan kişi, onu production'da işleten kişi Furkan'a JFR diye bir dosya verdiğinde iş çok değişiyor. Çok çok değişiyor. Yani biz mesela şahsım olarak konuşmak gerekirse destek verdiğim birkaç kurum söylüyorum. Kuveyt'te Bank Bobyan, Amerika'da Emerson. Ondan sonra Telefonica Peru'da ve Telefonica İspanya'da, Peru ve İspanya'da Telefonica. Bu da çok büyük bir telko firmasıdır. Ondan sonra hakikaten global seviyede birçok projeye dahil oldum ve destek verdim. Bunların tamamında ilk yaptığım şey arkadaşlar şu JFR'ı istemek. Şu JFR'ı istedikten sonra sanki oradaymış gibi oluyorsunuz yani. Birden böyle yan yana çalışma ihtiyacı gidiyor vesaire. İşte bir uzaktan toplantı yapıyorsunuz. Bak diyorsunuz sizin developerlar şurada hata yapmış vesaire. Bunu yorumlamak uzmanlık tamam. Ama o tool'da, o GFR'da olmadan yani neyi yorumlayacağım? Tamam çeşitli thread dump'lar alacağım. İşte çeşitli yine bunları destekleyici işte bir sürü APM pazarı var. APM nedir arkadaşlar? Application Performance Monitoring. Bu APM pazarı 100 milyar dolarlık bir pazar payı. Evet. Onlar olabilir ama inanın Core Java'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakın 100 milyar dolarlık bir sektör var ama o 100 milyar doların başlangıç yeri GFR. GFR. Yani burayı iyi okuyacağız, iyi bileceğiz. Peki ben JCMD vardı. Bunun önceki versiyonu bilenler var mı? Mesela JCMD hani dedik ya değişti JRocket'tan. JRocket'ta mesela bu komut neydi bilen var mı? İyi hepimiz genç arkadaşlarız. Burada en dinozorunuz ben olmuş oldum. Sıkıntı yok. JRCMD'ydi önceden. Yani JRocket command prompt'tu arkadaşlar. Bu CLI dediğimiz command line interface'te benim böyle hızlıca JFR alabileceğim komutlarım. Ben bakın PID diyorum yani process ID. JCMD diyorum. Sonra JFR start bir tane isim veriyorum. Sonra benim settings var. Yani işte settings'ten kastı nedir? Benim alacağım snapshot'ta işte threadleri alma, CPU'ya profiling yapayım mı yapmayayım mı, memory problemi yaşıyorsunuz diyelim. Sürekli SRE geldi size dedi ki işte ops'çu, ya sürekli out of memory yaşıyoruz. Ne yapacaksınız? Profiling'de memory feature'larını açacaksınız değil mi? Veya bir memory dump aldıracaksınız. İşte bunların settings'leri de buradan yapılıyor. İşte recording dedik, işte stop dedik de bu şekilde başlattık. Şimdi keyifli kısma geçiyorum. Zaman yönetimi sıkıntılı değil. Güzel, tamam. Şimdi pratik, teorik kısmı bitti. Pratik kısmındayız. Ben bilgisayar başına geçeceğim. Ne anlatacağım? Bir kere VLSDM projesinden bahsettim. Bakın, biz 2017 yılında VLSDM diye bir projeye başladık. Dedik ki, ben dedim ki, APM pazarına ürün yazacağım. Bana insanlar şey dedi, aklımı yemişsin herhalde arkadaşlarım falan. Yani evet dedim aklımı yedim ama ben dedim milyon dolarlık bir ürün alıyorum, tool alıyorum. Konumlandırıyorum şirketimi. Ben hala niye script yazıyorum ki yani? Hala script yazıyorum. Hala yok Java Machine Control, yok işte APM. Ben dedim bir tane basit de olsa bir uygulama yazacağım. VLSDM işte Oracle WebLogic hedef uygulama aldım. Ben tabii ki de 600-700 tane mühendis olan biri değilim. Tek kişiyim. Ve dedim ki bir prototip yazacağım. Yani bir tane
pilot uygulama yazacağım ve VLSDM'de bir ürün yazdık. Dedi ki sadece Oracle WG'yi monitör edecek. Ve böyle bir yıl sürdü. Bir yıl boyunca yazdık bu uygulamayı. Sonra böyle hatırlıyorum böyle JVM'de developer'ın yazmış olduğu, hiç bilmediğim bir developer değil mi? JVM'de işte development yapmış, oraya bir SQL yazmış değil mi? Siz bir veri çekiyorsunuz. O SQL'i, o JDBC'yi JVM'de böyle extract ettiğimde böyle o gece uyuyamamıştık yani. Mustafa diye arkadaşım var. Hani nasıl oldu, biz bunu nasıl yaptık? Çünkü JVM'de bir başkasının yazmış olduğu kodu extract edip, bytecode instrumentation yapıp, uzun süren SQL'i tespit edip SRE'nin önüne koymak gerçekten büyük bir Ar-Ge. Hakikaten söylüyorum yani. Evet, Java kullanıyoruz vesaire ama şimdi Ar-Ge demek böyle bir tool'u, bir ticari tür ürünü alıp kullanmak değildir. Yani şöyle basitten konuşmak gerekirse, ben Kubernetes biliyorum, Kubernetes cluster kuruyorum. Bu Ar-Ge diyen hakikaten böyle çok ciddi bir komedi yani bu. Bu öyle bir şey değil. Bakın Ar-Ge bir ürünü alıp onu contribute edip geliştirmek veya bir ihtiyacı kapatmak. Her şey ihtiyaçtan doğar. Önce uzmanlığınızı geliştirin. Uzmanlığınızı geliştirdikçe zaten ihtiyaçlar kendiliğinden belirleyecek. Ben bu ürünü yazdığımda ihtiyaç şuydu. Ya bu kadar ürün yazdık, bu kadar ürün satın alıyoruz. Her yerden production problemlerini analiz ediyoruz ama hala ben script yazıyorum. Hala WebLogic'teki healthy state'i WebLogic Scripting Tool üzerinden monitör ediyorum. O yüzden gelin hem bu ürünü anlatayım size, hem bir demo yapalım, hem de Java Mission Control'ün yeni versiyonlarını gösterelim. Şimdi duplike dedim. Ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Biraz büyütelim. Bakın bunu Oracle WebLogic biliyorum diyen var mı? Yani WebLogic tecrübesi veya kullanan arkadaşımız var. Çok güzel. Hala aktif olarak kullanan böyle takip eden. Şöyle Oracle WebLogic biraz Java Enterprise Edition dünyasında vardır. Yani siz Java ile yazmış olduğunuz kodu nereye deploy ediyorsunuz arkadaşlar? Tomcat değil mi? Tomcat Spring Boot'ta nasıl geliyor aslında? Hiç onu bile görmüyorsunuz. Tamamen böyle paketlenip bir jar olarak veriliyor. Ama siz bunu open file olarak Tomcat'e deploy de edebilirsiniz. Eğer konsolide bir ortamdaysa bu paketiniz, bu yalnız Java kodu tabii ki de açık halde deploy etmenizi tavsiye ederim. Ama o Tomcat'te aslında bir JVM yöneten application server'dır. Ama Tomcat bakın Java Enterprise Edition değildir. Tomcat Java Standard Edition teknolojisini destekler. Peki Java Enterprise Edition'ı destekleyen Tomcat ürünü hangisidir? Bilen var mı? Çok güzel. Kim dedi? Bravo. Tommy derler aslında. Tomcat EE yani. Tomcat for Enterprise Edition. Burada da işte Java Enterprise Edition speklerinin dahil olduğu proje. Peki Java Enterprise Edition'ı belirleyen kütüphane nedir? JAVAX. JAVAX eskidendi ama JAVAX'ta ne oldu arkadaşlar? Jakarta Enterprise Edition. Oracle yine bu JAVAX'ı aldı, Eclipse Community'ye verdi. Eclipse EE4J projesiyle o da oraya dahil oldu. Bakın Oracle WebLogic böyle bir ürün. Bütün Oracle ürün ailesi WebLogic üzerinde çalışıyor. Çok ciddi bir kendi pazar payı, kendi uzmanlığı var. Yani bu konsol aslında tek yaptığı şey JVM'i yönetmek. JVM'i yönetmek başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Ne demiştim ben size? 15 yıldır problem çözüyorum arkadaşlar. 15 yıldır ben yaptığım tek şey JVM problemlerini çözmek. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Allianz sıkıntıları vardı. Gittik, proje geliştirdik. 100 milyon günlük transaction'ları var arkadaşlar. 100 milyon. Gerçekten devasa bir proje. Yani düşünün 100 milyonda siz bir hata yaptınız. O gün kesintiye uğrattınız. Yani kayıpları gerçekten böyle şöyle bir saatte böyle hemen böyle 10 milyon TL kayba uğrayan bir proje. Biz o projeyi işte bu problem çözme adı altında yaptık. Bu başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Her şeyde arkadaşlar uzmanlaşamazsınız. Belirli bir yerden sonra fikriniz olacak çevre teknolojilerden ama hedef teknolojiniz olacak arkadaşlar. Uzmanlık konusunda verdiğim güzel röportajlar var. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi bakın benim burada bir tane admin server'ım var. Yani JVM'i yönetiyorum. Bir tane de manage server'ım var. Şimdi ben buradan bir tane bizim yine kendimizin geliştirmiş olduğu bir
çözüm var. Bunu tool olarak kullanacağım. Tabii doğru girdiysem 11.03'müş. 11.03 benim portum. Şimdi login oldum. VSL diye bir ürün yazdık biz. Mustafa Şensoy benim uzun süre, 10 yıldır beraber çalıştığım Java arkitektim. Bununla da işte gördüğünüz gibi benchmarklar çıkartıyoruz. Kriptografi, CPU, memory, disk I/O, network, socket, database'e bağlantı yapıp bunlarda stres test yapıyoruz. Stres test ne demektir arkadaşlar? Aslında 3 çeşit test vardır. Ya biraz eğitim gibi oluyor, bilmiyorum rahatsız oluyor musunuz da. Yani keyifli oluyor aslında. Ben böyle eğitim gibi sunum yapmayı seviyorum. Aslında burada amacım sizleri böyle motivasyonunuzu arttırıp bu uzmanlığa desteğinizi arttırmak. Stres test aslında limitleri belirlemektir. Yani performans testi, sizin bir hedef kullanıcınız vardır. Onu sağlayıp sağlamadığınızı gösterir ama stres test de o donanımın limitlerini belirler. Burada bakın böyle stres testleri yapıyoruz. Ben şimdi bir CPU testi yapacağım. Bakın o bahsettiğim JVM, VLSDM, WebLogic Smart Dashboard and Monitoring ürünü bu. Bunu biz Mustafa arkadaşımla beraber geliştirdik o bahsettiğim proje. Bu buradan bakın geliyorum ben JVM System Resource diyorum. Bütün JVM'in detaylarını burada görebiliyorum. Yani ne kadar memory tüketiyor, ne kadar işte Java prosesinin burada manage server bir aslında bir JVM prosesi, CPU kullanımı, heap kullanımı ne şekilde buradan çok rahat görüntüleyebiliyorum. Şimdi bakın şu ekranda şöyle bir şey yapacağım. Ben burada geleceğim, şöyle on thread şey başlatacağım. Bir CPU performans testi başlatacağım. Şimdi bunu başlattım. Bakın başladıktan sonra ekranı gördünüz mü? Hemen Manage Server 1'in CPU, JVM CPU load'u %100'e çıktı. Ama Admin Server'ın JVM sistemli CPU load'u %0 değil mi? Yani ben ama sistem CPU load her ikisinde de %100. Yani ikisi de aynı makine üzerinde çalıştığı için doğal olarak ikisi de... Ama burada hangisi şu an stres yaratıyor? Manage Server 1 değil mi? Bakın ben bu Manage Server 1'i hani çok güzel bir şekilde burada gösterdim. Herhalde performans testim bitti. Şu an aslında ilgili JVM'de evet 10 tane thread ben başlattım. İşte bu benchmark çıkartma bu arkadaşlar. Ben o esnada ilgili bulunduğum server'da sistem CPU load'u %100'e kadar satüre ettim. Satüre demek ne demektir? Yani bütün resource'ları kullanıyorum. Sonra şu süre zarfında testim bitiyor. Bakın bütün proseslerim bitiyor. Bittikten sonra da %0'a ulaşıp testim bitmiş oluyor. Yani şu esnada ne oldu? Yani aslında soru bu. Siz bu esnada başka bir 3 kullanıcı var. Ben burada load yaptım. Kullanıcıların ekranları yavaşlar. Login süreleri artar. İşte bir rapor çekiyorsa bu rapor süreci artar. Yani birden son kullanıcı şikayeti gelir. İşte bu son kullanıcı şikayetini görmek için mesela ben geliyorum bakın buradan notification, metric notification'a geçiyorum. Şimdi az önce bir performans testi koştum değil mi? Bakın bugünün tarihiyle ve %100'e getirdi. Şimdi %100'e getirdikten sonra bakın ben burada bir detayım var. Bunu açtığımda hangi manage server olduğunu da burada bana bunu çok net bir şekilde göstermiş oldu. Yani ben sonuçta bunun gece olduğunu varsayalım. Bu gece olduğunda orada yatıyorum değil mi? Eğer elimde bir tool yoksa bunu otomatik sürekli bir recording başlatmadıysam ben bunu doğal olarak bilemem. O esnada birisi bir banka EFT'si yapıyorsa vesaire. Doğal olarak ben snapshot'ı düzgün olarak almam gerekiyor. Şimdi bu tarz tool'lar gerçekten size bunu sağlıyor. Eğer yakalayabilmişse şey bazında da ben bunu göstereceğim. Şimdilik yok. Diğer testinde göstereceğim. Şimdi bunu bakın biz yazdık bu iki tool'u da. Hani ve bunu bu yazdığımız özellikle şu tool'u yani şaka gibi ama gerçek. 23 tane ülkeye ihraç ettik. Ve düzenli olarak da satın alınmaya devam ediyor. Ve bunu ilk alan ürün firmalardan bir tanesi de Emerson. Emerson ürünü hani bu ürünü böyle satın aldığında biz böyle bayağı
bir hafta falan böyle heyecandan hani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü neden? Hiçbir şey yapmadık. Gemilerle işte armatürlerle oturup işte bunun ticaretini nasıl yapacağız, nasıl göndereceğiz malları vesaire, nasıl kargolayacağız, hiçbir şey yok. Bir tane mail attık. Mailin içinde bir tane lisans key, işte ertesi hafta hesabımızda yüklü bir dolar. Şimdi hakikaten bunun heyecanı vesaire başka. Burada heyecanlandıran bizi dolar değil. Burada bizi heyecanlandıran arkadaşlar bu topraklar içinde. Yani bir de bu yani nasıl desem, şu anki zaman böyle inanılmaz, yani sürekli böyle eleştiren, sürekli ya işte böyle böyle, onlardan uzak durun. Yanınızda bile barındırmayın. Ben hayatımda böyle sürekli eleştirdiğimi hatırlamam yani böyle. Eleştirme gerekirse ben eleştirme hakkım var. 23 tane ülkeye yazılım gönderdim yani şu an düzenli olarak. Ya düşünsenize Peru'daki kişiyle WhatsApp grubumuz var ya. Ya İstanbul'a geleceğim ziyarete. Ben Hindistan'a gittim, 15 gün kaldım. Hindistan'a yazılım ihraç ettik. Ya bu yani Hindistanlılar da para vermez biliyorsunuz yani, değil mi? Hindistan'a dahi yazılım sattık. Rusya ile sıkıntı yaşıyoruz şu an, değil mi? Biz Rusya'ya yazılım sattık ya, Alfa Bank. Şöyle sıkıntılarımız var. Ya işte yaptırım yaptılar mı, biz de mi yapsak falan gibisinden. Yani bunlar yazılımda olan keyifli şeyler. Sizi heyecanlandıran şeyler bunlar olsun gerçekten. Ama dünya her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bakın, yazılımın dili, dini, ırkı yoktur. Dünyayı kurtaracak kişiler yazılımcılardır, IT'cilerdir. O bakımdan her zaman beyaz şapkamızı takıyoruz. Düzgün, insanlığa fayda sağlayan güzel yazılımlar geliştiriyoruz. Covid bunun zaten en büyük göstergesiydi. Bugün yazılımcılarsanız, ben hiç unutmam yani Covid başladığında ben 3 ay boyunca her gece sabaha kadar çalıştım. Çok fazla, çünkü müşterimiz vardı. Çünkü neden? Herkes uzaktan çalışmaya başladı. VPN'ler, bandwidth'ler şişti vesaire. Ama ne yaptık? Covid'de işte uzaktan işlerini yapmak vesaire. Yani bizim gibi insanların gerçekten sayesinde gerçekleştiriliyor. Biz demiyoruz bakın emeğimiz çöpeksin vesaire falan değil. Ama yaptığımız şey insanlığın faydasına olması önemli. Şimdi bunu devam ettireceğim. Bir tane daha performans testi yapmak istiyorum. Böyle çok seveceğiniz bir performans testi olacak. Şimdi ben yine geldim. Bu arada bu şu an Cloud'da çalışıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Buraya geldim. Techco diye bir tane uygulamam var. Bir tane demo uygulaması. Şimdi burada çok güzel çalıştırıyorum. İşte sayfaların içinde geziyorum. İşte ürünlerim var. Bakın işte bunu mesela sepete ekliyorum. Bir tane monitör satın aldım. Bir tane disk satın alalım. Şimdi sepetime gidiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Gayet her şey hızlı. Hiçbir problem yok yani, değil mi? Şimdi ben geldim buraya. Proceed to payment dedim. Burada login olalım. İşte login ediyor beni. Tamam, her şey hızlı hale, değil mi? Hiçbir problem yok. Şimdi ben buraya geliyorum ve check out diyorum. Bakın check out dedikten sonra hikaye başlıyor. Yavaş. Tamam, klasik. Zaten bu teknoloji anlamayanlar da şey diyor. En sevmediğim şey işte bu loading ekranı vesaire. Şu an burada da bu yaşanıyor. Evet, loading. Yani şöyle düşünün. Yazdık kodumuzu ve sahadan şikayet geliyor. Bunu kullanan kişilerden şikayet geliyor. Diyor ki ya bu sayfa yavaş. Neden yavaş? Ben bunun yavaş olmasını istemiyorum diyelim dedi. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Sonra geldik buraya. VLSDM'den, monitoring'den, backend sistem. Backend sistemden önce backend generiye geçelim. Bakın backend generic'te önce bir tane soket gösterdi bana. Şimdi ben az önce size bunun cloud'da olduğunu söylemiştim, değil mi? Detayına tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Oracle Cloud'da çalışan aslında bir tane database. Hatta bu Oracle Cloud'da autonomous database dedi. Oracle database'i bilen var mı aramızda? Arkadaşlar Oracle database'i bilin, güzeldir yani. Database'de yani evet open source Oracle bir database firması gibidir düşünebilirsin ama veri modeli yani kodlamada iki şeyi bileceğiz. Bir, kodlayacağımız dili seçmek. İki, kendimizi en rahat hissedeceğimiz bazı veri modelleri, veri tabanları belirlemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi relational database'ler, bir tanesi de object oriented database'ler. Bu ikisinden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Şimdi bakın buradan da görüyorum, değil mi? Bakın bunu VLSDM yakaladı, nerede olduğunu. Hani yapmış olduğumuz bycount instrumentation'la nerede olduğunu bakın görmüş oluyoruz. Şimdi daha yeni veriler geldi. O sayfa yavaştı demiştik, değil mi? Bakın niye yavaş? Burada detayı var. Detayını açıyorum.
Şuradan full screen açtım. Bakın şöyle bir sequel'muş. Bu sequel 15 saniye sürmüş. Ne zaman başladı, ne zaman bittiği bilgisi var. Şimdi bir operasyoncunun elinde bu bilgi varsa çok rahat DBA'ine veya SQL'ine, developer'ına gidip ya şu SQL yavaş, bundan dolayı saha şikayeti oluyor dediğindeki senaryo çok net değil midir? İşte bu çok önemli arkadaşlar. Yani siz bir problemi çözerken her zaman ama her zaman bilimsel yaklaşmaya, teknik yaklaşmaya hani tavsiye ederim. Teknik yaklaştıktan sonra çözemediğiniz problem olmaz. Çünkü hani hep dedim ya, uzun süredir hep problem çözüyorum. Problem her zaman çok büyüktür. Aslında problem çözen, IT'de problem çözen özel hayatta da başarılı olur. Bunu ben hep söylüyorum. Çünkü IT problemlerini çözmeyi o kadar biliyorsunuz ki bir yerden sonra artık özel hayatla iş hayatı birbirine giriyor ve bakıyorsunuz ki özel hayattaki problemlerini de tık 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 böyle GFR alır gibi çözüyorsunuz. Hakikaten işte burada da böyle. Problemler, ben her firmaya gittiğimde yanıyoruz, bitiyoruz, öldük. Sakin diyorum. Giriyoruz, veriler alıyoruz. Problem birden küçülmeye başlıyor. Küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Ben bir hafta bir problem için böyle geceli gündüzlü rüyalarımda gördüğüm hatalar yaşadım yani. Ama böyle bazen uykudan uyanıp çözdüm. Bazen böyle sürekli önümde olan çözümü fark etmedim. Geometri bilen var mı? Yani zamanında hepimiz geometri soruları çözdük değil mi? Bir gün boyunca bir soruyu çözemiyoruz. Sonra oraya bir dikme atıyoruz. Bakıyoruz tık 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 hepsi çözülmeye başlıyor. Java Flight Recorder da böyle bir şey arkadaşlar. Problemler büyüktür ama sadece yapmanız gereken sakin bir şekilde sürekli efor harcamak. Efor harcamak. Çözemediniz mi? Bir kalkacaksınız, bir tur atacaksınız, oksijen, temiz oksijen. Bu sefer ya bir farklı bakayım. Bir de şu taraftan bakayım. Bir de şuraya dikme değil de şuraya dikme atayım. Şimdi bunu da gösterdikten sonra bir tane sayfa daha göstereceğim. Java Machine Control'ü gösterip bitireceğim. Şimdi bakın biz aslında yapmış olduğumuz şey şuydu. Profiling and Slow Tracing. Yani bu thread yönetimi çok önemli. Yani bir thread yönetimi thread dump'la belirlenir. Thread dump, bakın şurada bir tane thread var ve benim az önce yazmış olduğum, hani bu checkout vardı, bu bir demo uygulamasıydı. Bu demo uygulamasına ben, bakın ben burada checkout dedikten sonra hangi thread'ler, bir tane EJB çalıştırılmış. EJB bilendiğimiz Enterprise Java Bean. Hani dedim ya, Java Enterprise Edition ile Standard Edition arasındaki fark nedir? EJB Standard Edition'da yoktur. Enterprise Edition kütüphanesidir. Java Enterprise Edition teknolojilerini bilmemiz gerekiyor. Eğer Java'cıyım diyorsan, birisi gelip ben Java'cıyım diyor, Enterprise Edition teknolojilerini bilmiyorsa ben ona çok Java'cı demem. Çünkü Java Messaging Service, Java Messaging Extension, AJB, bunlar çok 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 önemli teknolojiler. JAX, RPC ve benzeri, bunları bileceğiz arkadaşlar. Bakın sonra ne yapmış? İşte bir AJB çağırmış, sonra bir JDBC, Socket Read yapmış vesaire. JDBC'yi açıyorum. Event Stack Tracing burada. Sonra sağa geliyorum. SQL'imi buldum. Yani ben burada ne yaptım arkadaşlar? Bir Business Transaction Profiling yaptım. BTP, yani BTM. Business Transaction Monitoring yaptım. Bunları neyle yapıyorum? Bir Enterprise Context ID atarak yapıyorum. Şimdi buraya kadar net. Ben şimdi bir size Java Machine Control. Bakın sıfırdan göstereceğim. Şimdi benim ekranımı dikkat edin. İsterseniz şunu bakın şey yapabilirsiniz. Java diye özel bir folder yaptım. Şunun fotoğrafını alabilirsiniz. Hangi teknolojiler? Bakın bunun arkasında hangi teknolojiler var? Bir kere JDK 17. Şu an en günceli. Java Machine Control'ümüz var. Bir de JSL, Java Server Loader'ımız var. Şimdi ben bir tane JSL çalıştırmak istiyorum. JSL'e geldim. Ve buradan şöyle, pardon. Hemen şöyle biraz daha büyütelim. Nasıl büyüteceğim ama bilmiyorum ki. Yani şuradan. Aslında bilgisayarı iyi kullanırım da. Close kalır mı? Yok. İdare edebilir misin? Şimdi şöyle, ben sana bizzat yanına gelip göstereceğim. Şimdi dur diyorum. Çünkü vaktim yok. Şimdi bakın burada bir tane ben komut çalıştıracağım. Şimdi geldim buraya. Bir tane performans. Az önce bir JSL çalıştırdık değil mi? Web arayüzü. Bu da bunun command line interface'i. Biz kendimiz yazdık bunu. Şimdi bakın bir performans testi başladı.
Geliyorum buraya önce. Task Manager'ımı açalım. Şimdi artık böyle fancy ekranlarımız yok yani. Şu an makinem zorlanıyor bakın. Çünkü ben CPU zorluyorum yani. Ondan sonra bakın performansa geldiğimde Open Resource Monitor dediğimde şu an CPU verisini bile almakta zorlanıyorum. Evet şu an geldi. %100 makinenin CPU'su kullanılıyor şu an. Ne buna sebep oluyor arkadaşlar? Nasıl bulacağız bunu? Değil mi? Güzel yani. Hani evet sıkıntı var. Bitiriyorum Furkan. Şimdi performans testini devam ediyor. Bakın bir düştü bir CPU değil mi şurada? Şurada bir CPU düştü. Tekrar sonra %100 oldu. Aslında ben bir incremental bir performans stres testi başlattım. Yani yavaştan threadlerimi böyle parçalı parçalı ayrıştırıyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Hemen görelim. Canlı önce bağlanacağım. Teknolojilerim buradaydı. Şimdi GSL'den geliyorum. Bakın aslında yapmam gereken şey JDK değil. Java Machine Control, Java Machine Control'ü download edebiliyorsun. Download ettikten sonra exe'yi açıyorum. Developer'ları full ücretsiz. Şimdi burada JVM Browser'a geldim. Hello Access diyelim. Evet herhalde bitti benim şey. Şuraya bir daha gelelim. Evet bitti ama ben bir daha başlatıyorum. Şimdi şuraya tekrar geldim. İki dakika isteyeceğim sizden. Bakın şurada prosesimi görüyorum. Sağ tuş, Start JMX konsol. JMX neydi arkadaşlar? Java Management Extension'da. Ben burada, bakın bütün detayları, CPU prosesi, bakın şurada şu an CPU kullanımı, memory kullanımı anlık görebiliyorum. Bütün detaylarım var. Bakın ben burada NBIM browserlardan bütün daha ilave detaylar da alabilirim. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şuraya geldim. Aslında az önceki prosesten sonra bunu canlı göstermek istedim. Yani live olarak da production sistemine de bağlanabilirsiniz. En az overhead'i olan proje budur. Şimdi geldim ben buraya. Şurada bakın Java'daydı benim GFR dump'larım alınıyor. GFR dump'larımı şurada bir tane GFR alındı. Şu GFR'ı açtım. Şuraya atıyorum. Okey. Şunu bir durduralım. Şu an yenisi gelecek herhalde. Refresh diyelim. Şunun bitmesini bekleyelim. Evet bitti. Şimdi bittikten sonra bakın az önce 0 kilobayttı. 0 kilobayt olduktan sonra 400 kilobayt oldu. Çünkü dump basıldı. Ben o dump nasıl basılıyor göstereceğim size. Bakın attıktan sonra en güzeli şu. Burada method profiling var bakın. Method profiling'e tıkladığımda com, volt, red, GSL modül, CPU diyor ki bütün CPU sature ediyor. Yani eğer siz şuraya geldiğinizde, bakın şuraya tıkladığınızda bütün problemi anlık ben şu an tespit ettim. Biz bunu zamanında ya böyle 3 gün falan uğraşıyorduk arkadaşlar. 3 gün uğraşıyorduk ya nerede problem acaba ne? Şimdi aslında burada yapacağınız şey şu. Şu ekrana gidip... Ya Voltred firması bir tane uygulama yazmışsın ama bu memory CPU çok kullanıyor. Bunu bir adam etsen deyip bitiriyoruz. Furkan sendeyiz.